Evet, geldik gün 5'e. Bugün arkadaşlar, gün 5 miydi ya? Ayın 8'i, evet gün 5. 5. günümüzde bugün Ulm'e gidiyoruz. Aynı zamanda Ulm'den sonra da bir basket oynamaya geçeceğiz. Oradan videolar gelecek zaten. Ulm'de sanırım Almanya'nın en yüksek kuleli kilisesi var. Orayı göstereceğim size. Aynı zamanda güzel bir nehir de var. Önceden de gitmiştim ama bu sefer şöyle tekrardan güzel bir gezi yapmak adına gideceğiz. Yollara çıkıyoruz da şimdi trene bineceğiz. Saat 9 geçe. Şu an son 9 dakikamız kaldı. Hızlı gitmemiz gerekiyor. Sonrasında ise yaklaşık 45 dakikalık bir yolculukta tek bir trenle ulaşmış olacağız. Şimdi trene doğru yürüyoruz. Daha sonrasında bindikten sonra Ulm'a varınca tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi trene bindik. Şöyle trende Ulm'e doğru yolculuğumuz başladı. Evet, şimdi Ulm'de indik. Şimdi o müthiş Ulm'in domuna, yani kilisesine gideceğiz. Ve o yüksek kuleyi size de göstereyim. Daha sonrasında orada bir kale de var. Nehir kenarında. Oralara takılacağız bugün. Güzel bir gün bizi bekliyor. Aynen. Yolculuk devam ediyor. Tren istasyonları bu şekilde. Evet, şimdi Ulm domuna doğru yürümeye devam ediyoruz birazdan. Aslında şurada yukarıda ama size bilerek göstermiyorum. Direkt karşısından göstereceğim. Evet, ve karşınızda. Ulm'un o en yüksek, en büyük kulesi. Şimdi içeriği de gezeceğiz. İnsanlar burada fotoğraf çekiyor işte. En yüksek kule uzunluğuna sahip Almanya'daki dom. Bilmiyorum Avrupa'da da öyle mi? Ama gerçekten çok büyük. Şimdi domun içine doğru gidiyoruz. Eingang, entrance, entry, bunların hepsi giriş demek gördüğünüz gibi. Entrance, Almanca'dan. Evet, şuradan şimdi size şey göstereyim. Yaklaşık olarak 143 metreymiş, bakın. Uff. Kanka gel. Şimdi geliyor. Uff, bu ne? Görebileceğiniz çok büyük domlardan bir tanesi burası. Bakalım bu da Ulm'u nasıl? Gerçekten yüksek. Yani şu savaş, eski savaş şeylerinden sembolleri görüyor musunuz? Karışık bayağı ama anlamları var büyük ihtimal, çok yüksek. Odaklayın kanka içine. Camın içine odaklayın, çok güzel gözüküyor. Evet, işte o büyük ibadet yerinde de bu şekilde. Her yerde figürler. Büyük insan figürleri.
Devam ediyorum şöyle içeriye doğru. Bakın buraya da komşunun mumlarına dikmişler. Burada rahat duramıyor ya. Tarih çok büyük. Araştırmak gerek. Şimdi yürüyerek nehir kenarına geldik gördüğünüz gibi. Aynı zamanda şurada suyu da görüyorsunuz. Burada şimdi biraz yürüyüş yapacağız böyle nehirin kenarında. Zaten Ulm'e geldiğiniz zaman manastırı ziyaret ettikten sonra Ulm manastırını buraya gelip insanlar burada aslında vakit geçiriyorlar. Şöyle güzel bir yer, nezih bir yer. Ne kadar ben şöyle küçük videolar da çekerim aynı zamanda. Gayet güzel. Anın tadını çıkarmak lazım. Evet, nehir kenarında bakın şöyle çok güzel bir fotoğraf yakalanıyor. Tam şu an çok güzel. Girişinden şöyle. Şu an kale surların yanındayız. Bir yöresel lezzetlerin olduğu bir yere geldik. Burada böyle farklı çeşit yemek türlerinin olduğu mutfakları görüyoruz. Ve aynı zamanda işte aksesuarların da satıldığı. Bakın şöyle. Burası neymiş mesela? Hahun paprikası. Bakın böyle takıların falan oldu. Ortam güzel yani. Nasıl gidecekler bunlar şimdi? Hadi ya, zaten o tarafta durmak için buraya kadar geldiler ya. Bence duruş yeri başka bir yerde olabilir belki. Oo, bak köpek kısıyor. Başta da oradan çıkıyorlar. Şurada müzik çalıyorlar. Bu da karşıdan karşıya geçiriyorlar. Biz de böyle oturduk. Hatta ayaklarımızı böyle içine bir sokabiliyoruz. Aslında da şu an şey yapmadık. Gayet güzel. Boş bir alan. Böyle surların üzerine çıkılıyor. Şimdi o surların üstüne çıkıyoruz. Bakın. Bugün festival olması da ayrı bir güzel oldu. Böyle surların üstünde bir yürüme yapıyorsunuz. İşte oyun burası arkadaşlar. Şöyleydi. Buradan geldi çünkü. Bak, bibliotek diye Almanca'da kütüphane arkadaşlar. Bibliotekte bakılabilirdi de artık trene yetişmemiz lazım, döneceğiz. Akşam basket oynayalım diyoruz. Bakın burası da belediye binası. Rathaus.
Ama bibliotek bayağı havalıymış.